merhabalar. Ben Sezen Kıvılcım Sözeri. Seziz Mimarlık Firması'nın mimarıyım. Mimarım ama tasarımcıyım demeyi daha doğru buluyorum. Merhabalar. Bir Gece Anlan Eren ben. Grok Design markasının kurucusuyum. Şile'de bu güzel projede birkaç özel ürüne biz de katkı sağladık. Şu anda Şile bölgesinde bulunuyoruz. Bu villada 7 yatak odası, 5 tane de banyosu var. Bu projeyi ilk başlarken aslında doğadan referans aldım diyebilirim. Çünkü ilk buraya geldiğimde yeşilliğin, doğanın ve denizin bulunduğumuz lokasyon itibariyle iç içe olması beni inanılmaz etkiledi ve heyecanlandırdı proje bazında. Saydamlık ve doğal ışığın getirdiği bazı durumlardan faydalanmak istedim. Daha sonrasında da aslında evin geneline baktığımız zaman organik formlar, doğal malzemeler gözümüze çarpıyor. Evet. İşte sonrasında da Canan'la birlikte güzel bir işbirliğimiz oldu. Ben ona tasarımları gösterdim. Sonra ikimiz de böyle inanılmaz heyecanlanarak adım atmış çok olduk. Doğal formları biraz daha eve yansıtabilelim istedik. Bunun için mesela betonu kullandık. İşte terazo gibi bir dökme bir taş kullandık. Terazo sehpa kullandık. Dolayısıyla burada bir gerçekten hem özel parçalar hem de doğaya dönük tarafımızı vurgulayan parçalar oldu. Ve öyle bir proje çıktı ortaya. Genel hatlarına baktığımızda aslında burada bir açık mutfak var. İşte saydam objeler var. Plexi, ayna, beton, hazeran. Bu tarz böyle doğal malzemeler kullandık. Burada şimdi olan ürünler çok el işçiliği ürünler. Burada yeşil bir terazo masamız var, yemek masamız. Hem yapımı, hem işte taşınması, hem o ustanın el işçiliği gerçekten görünüyor. Beton sehpayı ilk tasarımını paylaştığında Sezen, biz bunu gruba alırız demişti. Çünkü çok, gerçekten çok böyle dikkatimi çeken bir tasarım olmuştu ve bunu betonda yapmak zordu. Mimaride detay çok çok önemlidir. Yani mekanın potansiyelini ortaya çıkaracak şeyler aslında detaylardır ve ayrıntılardır. O yüzden böyle tek tek incelediğinizde, o dokuyu hissettiğiniz zaman asıl önemli olan şeyin olduğu hissini almış oluyorsunuz aslında, evet, hissediyorsunuz. Evin bütününe baktığınızda üst kata çıktıkça doğanın bir parçası haline gelme hissiyatı devam ediyor. Yatak odası da aslında bu önemli alanların bir parçası diyebilirim. Çünkü tam pencerenin önünde büyük bir jacuzzi yer alıyor. Ve sonrasında sabah uyandığınızda tamamen o hissiyatla güne başlıyorsunuz. Yatak odasında da yine Sezen'le konuştuğumuz yatak başlarına aslında ben klasik bir komodin dışında sehpaların da artık komodin olarak kullanıldığını biliyoruz. Oraya farklı formlarda sehpalar konumlandıralım. Bunları komodin olarak kullanalım dedik. Renkler konusunda birlikte karar verdik. Oradaki o komodin dediğimiz o soğuk mesafeli nesneyi aslında sehpalarla, sıcak renklerle çok güzel tamamladık diye düşünüyorum. Thank you.
başlamak gerekirse aslında orada da böyle bir doğallık söylüyor. Yani bir, yine orada da Hazeran evet. malzemeler var. Özellikle ama... orada yuvarlak oval hatları kullanmamızın bir anlamı var. Evet. Orada çünkü böyle çok naif bir güzel bir oda olacak ve doğallığı hissedelim gerçekten burada diye düşünmüştük. Erkek çocuk yatak odasına baktığımızda orada yine aslında evin bütünlüğünden kopmayarak yine o formları devam ettirerek aslında bir tık daha maskülen hale getirdim. İşte renkler biraz daha koyu tonlara doğru kaçmaya başladı. İşte diğer Hazeranlı yatak odasından biraz daha ayrışmaya başladı. Keskinleşmeye başladı. Evet, bir tık daha keskinleşmeye başladı. Ya çünkü işte erkek çocuklarının beklentileri bir tık daha farklı olabiliyor. İşte tercihleri değişebiliyor. Daha İleriki yaşamlarında da sevebilecekleri, kendilerini onun içerisinde bütünleşik hissedebilecekleri bir ambiyans yaratmak istedim. Yine aslında çok heyecanlı ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Her proje beni çok heyecanlandırıyor. Zaten heyecanlandırıyorsa o projeye başlayıp devamını getiriyorum ama yine de buraya başlarken müşterimle özellikle ilk görüşmelerimizi yaptığımda bana güvenmesi benim için çok önemliydi. O yüzden her iki tarafın da içine sinen bir proje oldu bence. Ben hem süreçten hem sonrasından çok keyif aldığımızı düşünüyorum. Biz de gerçekten şimdi bundan sonraki projelerde yaptığımız ürünleri çok böyle gururla gösterdiğimiz bir proje oldu. Her projede böyle yenilikçi malzemenin kullanıldığı, daha doğrusu böyle bir bazen risk olarak tanımlanan şey aslında çok güzel şeylere dönüşebiliyor. Onu görmek ya da onun içinde bulunmak da bizim için güzeldi.